Geçen biraz bahsettim hiçlik kavramı. Hiçlik kavramı. Ondan bir şey yapalım. Bir 5-10 yarım saat gibi bir ısırmayı farklı kavramlar. Boş kale var ki abi. Hiçlik iyidir ya. Öyle mi? Hiçliğe tabii o zaman biraz sesli kayıt attım 6-7 dakika ama biraz gireyim mi? Nasıl? Ona mı? Onda mı biraz devam edeyim? Yoksa farklı kavram mı? Ne diyorsunuz? Birkaç kişi fikir beyan ederse. Hiçlik iyi abi. Hiçlik iyi abi. Peki. Hiçlik iyi abi. Aynen. Peki. Hepimiz içiz abi. Bakayım hiçlik neymiş. Peki. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Hiç olmak. Bütün dertlerinin dermanı, bütün belirlenişin ortadan kalktığı, mevcudiyetin vücuda dönüştüğü bir kavşaksız kavşak. Hiç. Enfusi demek, enfus, ustad enfusidir diyor malum. Enfus neyle uğraşıyorsunuz? Enfus demek, içsel aleminde hiçbir belirlenişin kalmaması, hiçbir geçmişin ve geleceğin olmadığı, beşeriyetin ortadan kalktığı, zaman ve mekan ve bunlara bağlı hiçbir bağların kalmadığı, artık öteleri üretmeye başlayan fabrikasız fabrika, atölyesiz atölye. Bir de okuyayım. Lütfen bunu kaçırmayın. Enfus demek, hiçliğe aday olmak, hiçten bahsedeceğim bugün. Enfus demek, içsel alemde hiçbir belirlenişin kalmaması, ona gayret ediyoruz. Yani kazanımla ilmimizle cahil olduğumuzu, mevcudiyetimizde hiç olduğumuzu, vücut olduğumuzu, mevcudiyetle vücut olduğumuzu, varlığımızın kemaliyle yok olduğumuzun mukaddemesi hiç. Yani ilmin kemali cahil olduğunu bilmek. Yok olduğunu, kazanımla mevcut oluyoruz, kemal buluyoruz, bu ise adem olduğumuzu idrak etmek içindir. Hiçbir geçmişin ve geleceğin olmadığı, beşeriyetin ortadan kalktığı, zaman ve mekan ve bunlara bağlı olan kavramların belirlenişin kalktığı, en mühimini söylüyorum, en mühimini, artık ötelerin üretilmeye başlandığı, ötelerin bu tarafa, buranın da öteye, buradan öteye taşınmak, ama bunu demiyorum. Hiç ötelerin burada üretildiği. İnsanın dimağını zorlayan, hudutlarını aşan hiç kavramı. İnsanın dimağını zorlayan, bugünlerde bunun üzerindeyim, çok etkiliyim, çok baskın bir duygunun altındayım. Bu hiç kavramının altındayım biraz. Fazla zorlamış. Onun için bazen böyle taşkınlığa inşallah müsaade de etmezsiniz. Kendim de şey yapacağım. İnsanın dimağını zorlayan, hudutlarını aşan hiçlik kavramı. Yani kainatın ilişki ve çelişkisi üzerine
çalışırken biz aklımız kainatın ilişki ve çelişkisiyle çalışırken aslında çelişkinin ilişki olduğunu, üzerine çalışırken diman bunların ötesinde ilişki ve çelişkiyle çalışırken dima ilişki ve çelişkinin de ötesinde varlığı ispat etmek için ve mutlak ve muhit hakikata taşınmada sana malzemesiz malzeme, mekansız mekanın, zamansız zamanın en mühimi de mevcut, mevcutsuz vücudunu belirleyen hiç kavramı. Mevcutsuz vücut olduğunu. Vücut, vücut zati sıfattandır. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamı bi nefs, tekvin, zati sıfattandır. Vücudu hatırlatmak isterim. İyi şimdi dinleyin bir daha. Vücut kavramı bilerek söylüyorum. Zati sıfattandır, subutu sıfattan değil. Mevcut ise esmadandır. Bir de okuyorum, lütfen dinleyin. İnsanın dimağını zorlayan, hudutlarını aşan, hiçlik kavramı onun için zordur. İnsanın dimağını aşan, hudutlarını zorlayan, hiçlik kavramı, yani kainatın ilişki ve çelişkisi üzerine çalışırken, yani dima ilişki ve çelişki üzerine kurulmuşken, hep bunların da ötesinde varlığı ispat etmek, mutlak ve muhit hakikata taşınmada, bakın Allah mutlak ve muhittir. Ona taşınmada, sana malzemesiz malzeme, mekansız mekanın, zamansız zamanın en mühimi de, en mühimi, bunun altını lütfen çizin, en mühimi de mevcutsuz vücudunu belirleyen hiç kavramı. Mevcutsuz vücut, varlıksız vücut, esmayı aşıp zata muhatap olan, bak mevcutsuz vücut, hiçlik kavramı. Mutlak ve muhit olan zatı Celle Celaluhu, alemimizde belirleyen olması noktasında Zat-ı Zülcelal'i alemimizde taayyun ve teşahhus ettirme noktasında tehlikeli bir düşünme alanıdır hiç. Geçmişte var olan şeyleri konuşabildiğimize göre, bu da haşrin acayip bir delili, geçmişte var olan şeyleri konuşabildiğimize göre bu şeylerin hala var olduğunu konuştuğuna göre geleceğe ait ama yok hiç. Biz hiçliği niçin anlayamıyoruz? Buranın da altını çiziyorum. Hiçliği niçin anlayamıyoruz? Diman hudutlarını aşıyor. Çünkü mekan ve zamanın arkasında olduğu için kavrayamıyoruz. Zaman ve mekanın arkasında, zaman ve mekan vücudu, mevcudu belirlerken, zaman ve mekan mevcudu belirlerken, hiçlik zaman ve mekanın arkasını belirliyor. Onun için hudutları aşıyor. Nasıl ki boşluk olmadan hareketin olamayacağı gibi, hem sıfır mevcut değil ama vücut sahibi olduğu gibi. Sıfırın büyük ve küçük oluşu hiç mühim mi yani? Yani anlamına, manasına bir değer katmıyor, azaltmıyor. Sıfırın büyük olması, küçük olması. Sıfırın manasına bir şey katmıyor. Sıfır yok varlık. Yani mevcudu yok. Sıfır denen varlıkta bir yok yani. Varlıkta böyle bir şey yok. Mevcudu yok. Ama vücudu var. Manası var. Arkası var. Arkasını belirliyor. Veya ene,
mevcut değil ama vücut sahibi. Zatı belirliyor vücut. Vücut deyince hemen elinizi zatı sıfata koyun. Allah Celle Celaluhu mevcudu hiçlikten yarattı sözü. Allah mevcudu hiçlikten, yani vücud haricisi yok, Adem'i sıfırdan yarattı. Adem'i mutlaktan değil. Mektubat 59. Bak, hiçlikten, nereceden, şey değil o. Şey evvel. Allah Celle Celaluhu mevcudu hiçlikten yarattı sözü vücutsuz değil, mevcutsuzdur. Hiçlik vücudu vardır ama mevcudu yoktur. Adem-i sırf yok ama Allah Adem'i sıfırdan yarattı der Mektubat 59'da. Çünkü niye? Adem'i mutlak yoktur der. Adem'i sıfır var. Adem'i mutlak yoktur. Niçin yoktur? Bir ilmi muhit ezeli var da onda. Duyguların... Hasan abi. Evet. Hasan abi, bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Ben anlattıklarınızdan şöyle anladım. Hiçlik sanki Kab-ı Kavseyn makamından biraz daha üstte gibi anladım. Hiçlikle Kab-ı Kavseyn makamı arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Bitireyim bunu. Bitireyim Fikret'im. Ben bir şey söyleyebilir miyim Hasan abi? Söyle abi. Nasıl biz bizeyiz? Evet. Yani hiçlik makamının sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyetine baktığımız zaman mahiyeti muhatabane makam, yani imkan ve vücut ortasına girdiği Kab-ı Kavseyn gibi duruyor. Yani Kab-ı Kavseyn'in üstü gibi anlaşılmadı ama. Yok, hiç değil. Kab-ı Kavseyn'in ta kendisidir yani içlik makamı. Hiç değil, kaynağı. Yani imkan ve vücut ortası. Evet. O mahiyet yani sureti. Sureti hiçlik, sureti hiçliğin sureti hiç olmak. Kanuniyeti gaybane makamı. Hakikati hazırane makam, yani ehadiyetiyle kelamına müşerref olma makamı. Yani Ayet-i Kübra'da 19. mertebeyi dikkate alarak yazdım bunu. Evet. Çok güzel. Ben de bir şey söylemek istiyorum Hasan abicim. Bir tefekkür de benden. Şimdi bakın, ben elmayım Hasan abi. Ben bir meyveyim, ben bir elmayım. Şimdi bir çekirdek var, bir de tohum var, değil mi abicim? Çekirdek hangisiydi abi? Ektiğimiz mi? İlk başta ektiğimiz miydi? Devam et. Hatırlıyor musunuz abi? Evet. Yani bu ilk başta ektiğimiz çekirdek, yani ben öyle hatırlıyorum. Meyvedeki çekirdek ilk başta ektiğimiz tohum. Şimdi abi, hiçlik meyvenin içindeki çekirdeğe dönmesi mesela. Bir de tohum var ki o hiç ende hiç olmak, o da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kendimiz. Yani bunun birine tefekkürle, birine salatla ulaşabiliyoruz diye bir düşüncem var. Evet. Şimdi sonuna kadar sabredebilirseniz daha iyi olur aleminizde. Ondan sonra şey yapalım. Duyguların, hislerin arasında ne kadar çabuk değişebiliyorsan, duyguların, fikirlerin, hislerin, duyguların, latifi, ikide bir değişkenlik yaşıyorsan, kendini kontrol etmeye muvaffak olmuşsun demektir. Hiçlik kavramı oturuyor, bir boşluk olmuş. Bu Adem-i sırftır.
Adem-i sırfın ifadesidir bizdeki. Adem-i sırf var, Adem-i mutlak yok. Fakat bizde Adem-i sırf adeta hiç. Soğanın dışından gibi giriyorum. Fikir, his, duygu, latife. Bunların dördü bir çizgiye gelmesi ehas havasa mahsus. Ehası havasa mahsus. Bunların dördünün bir araya gelmesi. Şimdi duyguların, hislerimi daha söylüyorum. Fikirlerin, hislerin, duyguların ve latifelerin devamlı değişebiliyorsan demek ki kendini kontrol ediyorsun. Hiçlik kavramı aralandı demektir. İnsanı ayakta tutan mevcut kazanımların değil, sana o haleti vermesidir. Yani sen aradığın için onu bulduğundan değil, o seni tasdik ettiği için sende arayış ortaya çıkıyor. Yani burada kalacak tabii bu. Çünkü kadere ait sorular gelir. Cevaplığımız da var ama konu güzergahım değişir. Allah seni onaylamasa sen onu onaylayamazsın. Sevdirtmese sevemez. O seni tercih etmeseydi sen tercih edemezdin. O seni muhatap aldığı için sen onu arıyorsun. Aradığın için bulduğundan değil, o seni bulduğu için sen arıyorsun. Hiçlik adeta Adem-i sırf gibi duruyor. Yani Adem-i mutlak değil. Adem-i mutlağın karşısında ilmi muhit ezeli koymuş ustad 59 mevcut. Adem-i mutlak yoktur. Adem vardır. Ama nefsül emride değil. Adem var, bir de arkası Adem-i sırf var. Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani sıbıtı sıfata bakıyor. Adem-i sırf ise zata, zatın sıfatına bakıyor. Düşünceleriniz epey değişecek. Hiçlik farkındalığın bize ne kazandırıyor? Tam da ne felsefi şey gibi konuşuyorsun. Yani ne yapacak sana? Hiçlik farkındalığın zirvesidir. Sana farkındalığı getiriyor. Ona yani Cenab-ı Hakk'a karşı durumunu idrak ve şuur etmek, etmede hasıl olur. Buraya buraya varlıkla, ilimle yani kazanımlarınla gelinir. Hiç diye, hiç olmaya mevcutla gelinir. Bakın vücut olmak için mevcut lazım. Mevcut kazanımlardır. İlim, irfan, kemal vesaire. Bu kazanımlar mevcuttur. Ta ki hepsinin arkasına geçip hiçbir şey olduğunu. Bu da hiçbir şey olduğu anlayışı ne kadar böyle kırp farkındalık harika başlamış. Farkındalık gibi tanımlanan bu kelam içsel alemde hiç dima ait hiç. Ama bunların arkasında Ustad Bediüzzaman Ene'yi getirmiş. Felsefe hiçlikte uğraşırken usta hiç dima ait. Dima. Yani kemal bir dima. Kemal. Kemalat yani celal ve cemalin bütünsellik kazanmış insandaki kemal hali. Hiç. Ama içsel seziş, enfusi kalbe aittir. Ruhun da arkasında ene kavramı tamamen zata bakıyor. Konuşacağız. Ben bir sunumu yapayım.
Buraya varlıkla, ilimle, yani kazanımlarınla gelinir. Onun potasında aslına teslim edilir. Yani çok tuhafınız değil mi? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite okuyorsunuz, ilim, irfan sahibi oluyorsunuz. Sonra bu zahiri esbab ilimlerini yaptıktan sonra, yani bütün bu kazanımların ötesinde hiç olduğu, yani ilimle cahil olduğunu, mevcudunla yok olduğunu, çok değer almışken değersiz olduğunu, bu kendini anlamsızlaştırmak, değersizleştirmek, basitlenmek değil, zirvedir. Gazali şöyle der, kazanılan ilimlerle ben hiçbir şey bilmiyorum diyebilmekle başlar diyor. Onun için mağaraya girmişler. Aynada olanları aslına teslim etmenin olduğudur. Bazen hiç olduğunu, mesela ayna, aynada belirleniş varsa karşıyı o kadar göstermez. Aynadaki belirlenişlerin kalitesi aynadaki boşluktandır. Yani tanımlanmaması gerekiyor bir şey, hiç olması gerekiyor. Bazen hiç olduğunu yükseklere çıkmak gerekir görmen için, hiç. Buna ait bir söz işitmiştim, bana ait değil. Bir astronota sormuşlar, siz oraya gittiğiniz zaman ne hissettiniz? Uçuk fikirler, sözler çıkmasını beklediler astronottan, uçuk. Aklıma kaldığı kadar şöyle demiş, sizin baktığınız gibi değil. Ben en zirveye çıktığımda kendimin bir hiç olduğunu gördüm ve sağ selamet dünyaya dönmek istedim demiş. Yani biz şöhrettir, şöhrettir, değil. Yukarıya çıktıkça hiç olduğumu, dünyanın zaten hiç olduğunu, benim zaten hiç olduğumu, ben de diyor bir an önce dünyaya dönmek ve hiç olduğumu, hiçbir şey olmadığımı, bu adam Müslüman değil, belki Müslüman bilmiyorum ama bir an önce dünyaya gelip hiç olduğumu istedim diyor. Sen onu murat ettiğin gibi gözükürken aslında o seni murat ettiği için murat edebiliyorsun. Dünya felsefe tabiriyle, yani ben İllüzyon derler ya, bu biraz hani görünüş aldatıyor. Aslında var ama yok varlık. Bu yanlış tabii. Aldatmaktan mustanidir Allah. O tabiri de alıyorum ki illüzyondur. Matrix'te mi ne demişti? Erdinç bana mı? Erdinç getirmişti onu o tarihte. İllüzyondur. Aslı yoktur. Yani suretini inkar edemiyor. Hakikati olmadığı için hakikatsiz suret hiçtir. Matrix'in metrisini manası bu. İllüzyon demelerinin sebebi hakikati yok. Çünkü felsefede hakikat yok. Yani kaynak yok. Kaynaksız suret nedir? Hiçtir. O zaman illüzyondur. Aldatmadır. Haşa. Yani illüzyon suretten ibarettir. Sizin illüzyonunuz, aldatmak suretten ibaret. Aslında sen, sende yaşıyorsun. Bunu bilmiyoruz. Yani çekirdekteki ağacın çekirdeği Nur-u Muhammed'i, meyvedeki meyve biziz, insan. Meyvede bir çekirdek var. O zaman meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğin temessulatı. Ağaç nedir o zaman? İnikası. Şimdi, bende bir ene var. Ene. Bu Nur-u Muhammed'in ilmi kelam tabiriyle mec'ulun temessulatı bende. Tamam. Bu tanımlanamıyor. Yok. Fakat hakikatsız değil. Ama felsefe veya felsefe buna varamadığı için hakikatsız suret demiş mevcudata. Hakikati yok. Kaynak yok. İllüzyondur. Yok.
Muhiddin Arabi de o kadar fena olmuş ki hakikate bu yok demiş. Bununla ters çalışıyor felsefeyle. Hakikate o kadar fena olmuş ki, hakikati kafamın arkasına götürüyorum. Gördüğü hakikatin inikasları, temesulatları, tezahürleri olduğundan öyle müstakil bir mevcut değildir. Vücuttur demiş. Tamam. Ustad, garip bir adam. Acayipime gidiyor. Yani ben kendi başıma bunları çalışırken bu felsefeyi de biliyorum öne. Vahdet-i vücudu da biliyorum arkaya. Bunlar ters çalışıyor. Yani o kadar ince, o kadar ince, o kadar ince ki Temmuz-Ağustos'ta şiddetli tecelli eden güneş aynaya vurduğu zaman, ufak bir aynaya, ayna yoktur. Korkunç bir güneş var. Gözünü alıyor. O şiddetli tezahürü olan o güneş aynayı göstermez. Aynayı yok eder. Münacattaki tabirle şiddeti zuhurundan tesettür etmiş Zat-ı Akdes. Allah niçin gözükmüyor? Şiddeti zuhurundan yok olmuş. Yani mevcut olmamış. Mevcut gibi olmamış vücut. Mevcudu esmaların cil ve cemalindeki sanatıyla kendisi ifade etmiş. Şimdi vahdet-i vücudu söylüyorum. Bakmış oraya aynaya, ayna yok. Ne var? Çok şiddetli bir güneş var. Oraya felafil olduğu için buradaki güneş, gel de o şiddetli şiddetli gözüken o güneşin arkasında aynayı sez et. Sez yani anla ki arkasında ayna var. Hayır, orada ayna yoktur dedi. Ben kulasayı diyorum latif nükteleri de vahdet-i vücudu. Vahdet-i vücut demiş ki orada ayna yok. Orada bir güneş var. İlmi kelam alimleri, ustad diyor ki aldandı. Yani şiddetli istiyorak. Semadaki güneşe şiddetli bir fena olmaktan orada aynayı gözükmüyor. Zahire baktığın zaman hakikaten ayna yok. Zahirde, surette ayna yok. O var. Güneş var. Oradaki şiddetli güneşin arkasında aynayı görmek çok zor. Yani biz konuşuyoruz şimdi. Yani konuştuklarını niye İslamiyet'in mucizesi? Ya biz konuşuyoruz, anlayamıyoruz. Senelerce meşgul olduğum için vahdet-i vücudu o kadar sade anlatabiliyorum veya kendimce tabii bu. Ya bu adamlar yokken bu kavramı çıkartmışlar. Onun için İslamiyet'in mucizeleri. İşte o kökteki çekirdek temessülatıdır. Meyvedeki çekirdek. O zaman bu merkezde bende Nur-u Muhammed'i mecul, taayyum ve teşahhus etmiş. Yani temessül etmiş. O noktadan söylüyorum. Pergelimi oraya koyuyorum. O noktadan Nur-u Muhammed'i cihetimle, onun temessülüm cihetiyle baktığım zaman Şeceri Hilkat, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Cennet, Cehennem, Arş, Gürs, Dünya. Hepsi benden yaratılmış. O zaman ben ne yapıyorum? Ben neyim? Ben bendeyim. Ben bende dolaşıyorum. Bu kainat aslında benim hakikatimin nefsül emriyeleri. İman nedir peki bu noktada? 286 mektubat, iman, hakikat-ı aliyenin nefsül emriyesinin unvanıdır diyor. Yani hakikat-ı aliye, yani hakikat esma, âli esmalar, esmalar donmuş, su donmuş, buz, esmaların nefsül emriyesi, yani şeceri hilkatı yaratan esma-i usnaların bütünselliğinin komplin bir programı çekirdiği insana konmuş. Onu uyandırandır iman. Hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır iman.
iman. Emin olmak. Ha? Şimdi o zaman hulasa, o bende uyanınca, benle uyanınca ben neredeyim? Ben bendeyim. Ben ruhta. Bak şimdi ben ruhta, ruh kalpte, kalp vicdanda, vicdan dimağda, dima bedenimde. 30. Leman'ın adl bahsinde ilk paragraf başında ne diyor? Bak, devam tekrar ediyoruz ama yeri gelmiş. Bir saray var. Hı hı. İçinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleket var. Peki o saray nerede? Aslında şöyle olması lazım. Bir memleket var. İçinde bir şehir var. Şehrin içinde bir villa var. Bir saray var. Düşüncemizi vücuttan mevcuda, mevcuttan vücuda alıştırmak. Bunu 10. sözde de görüyoruz. Dünyada ilk vücudun inşası var. İnşaat, tuğlalar, ihya var sonra, içini hayatlandırıyor. Sonra inşaat var, ihya var, sonra ruhlandırmak var. Ahirette ise ruhlanmak var, ihya var, sonra inşa var. Yani acayip. Burada orayı şey yaptırıyor. İşte aynada, yani o zaman ben bendeyim. Ben bendeyim. Ben bende dolaşıyor. Farklı bir yerde değil. Aynada olanları aslında teslim etmenin olduğunu, bazen hiç olduğunu yükseklere çıkmak, okudum bunu. Sen onu da okudum. Dünya illüzyon suretinden ibarettir demiş. Aslında sende yaşıyorsun. Adam bunu anlamışlar. Fakat kaynaksız olduğundan bu suret, yani hakikatsız olduğundan illüzyondur demek zorunda kalmışlar. Oysa hakik eşeği sabit etun. Çünkü envalar ve kainat senin tayin ve teşahhuslarındır. Kendini değil, sende gösteren de, kendini değil, seni sende gösteren de, seyahat ettiren de tabi ol. O zaman buradan sonuca doğru gidiyorum. Bize rehber, bir yol güzergahı, külliyata bakış tarzı şu olmalı diye bunu koydum. Kendini değil, seni sende gezdireni rehber al. Bir daha. Kendini değil, seni sende seyahat ettireni rehber al. Nereden biliyorsun hayatın altı üstünden daha iyi olmadığını? Hayatım alt üstüne döndü diyor. Var ya, beşeri bir konuşma var sokakta abiyle. Hayatım altı üstüne geldi. Peki hayatın üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun? Allah Allah. Bitireceğim. Mutlaka konuşacağınız bir şey vardır. Yaşadığın hayat, senin yaşadığın hususa benim hayatımla farklı. Nedir o? Yaşadığın hayat niyetinin nefsül emriyeleridir. Niyetlerinin donuş halidir. Senin yaşadığın hayat, abi bu başıma gel, niyetlerinin nefsül emriye şekline dönüşmüş. Aslında niyetini yaşıyorsun. Niyetin önce olmuş, kainat kurulmuş, sen niyetinin içinde yaşıyorsun. Dedim ya başta, bağışlayın biraz beni. Biraz şey olacak dedik. Davan büyük olsun ama davanla büyüklük taslama. Yani hiç diye bitiriyorum da bağlama, giriş, gelişme, sonuca girdim. Sonucu söyledim. Nedir o? Yaşadığın hayat niyetinin nefsül emriyesidir.
kendini değil, seni sende gösteren, seni sende seyahat ettireni rehber al ki o konuda Risale-i Nur, zatın zatına yemin ederim ki Allah, her Risale'yi okuduğum şeyde mutlaka hayret oluyor. Yani görmemiş gibi mesela. Geçen iman hakikat-ı aliyenin hakikat-ı ali nefsül emriyenin unvanıdır. Çok etkilendim. Allah Allah. Ben iman okurken bunu görmedim. Gördüm. O manasını gördüm. Şimdi de neyi gördün yeni şimdi? Bu yaşadığım nefsül emri mevcut aslında. Niyetim donmuş, dünya olmuş, fanosum olmuş, bende yaşıyorum. Birisi geldi, Risale-i Nur, bana dürbün oldu, merdiven oldu, basamak oldu. Sonra beni benden çıkarttı. Beni bende seyahat ettirmeye başladı. Yaratılışım, yaratılış sürecime şahit ediyor Risale-i Nur bizi. Haşa. Hani Allah varken hiçbir şey yoktu. Olmayan beni yanına aldı. Ey insan, olmayan sen yaratılacaksın, yaratılıyorsun. Sen sana şahit ol. Sen sende fikren, hissen, duygu ve latife olarak seyahat et. Seni sende göstereceğim. Senin yaratılışına böyle seyrediyorsun. Senin yaratılışına. Tamam. Allah. Yanımda haşa, haşa. Anlamak için. Tahayyülü küfür küfür olmadığı için. O Allah bile şeyim çekmiyor ilgimi. Kendi yaratılışıma ben şahit oluyorum. Bu devam ediyorum. Davan büyük olsun. Davanın büyüklüğüyle büyüklük taslama. Şems-i Tebrizi'nin sözüdür. Kimden ne aldımsa ahlak budur. Çömleği tanımlayan içindeki boşluktur. Önemli olan onun şekli değil. İçerideki boşluk. Diyor. Ne kadar boş olursan o kadar dolu olursun. Sürecin sonu ya. Köyümde şahidim ki köydeyim şimdi. İlgimi çeken bir şey. İyi insanlar vardı köyümüzde, modeller. Bazen oturuyorum balkonda böyle. Sabah namazında oluyor tesbihatta böyle karanlık. Köyümüzde iyi insanlar vardı çok, model insanlar. Öldü. Başka bir kabileden temsilcinin çıktıklarını gördüm. Eskide kötü modeller vardı bunların. Hakikaten ahlaksız, sefi. Onların ortadan kalkmasını çok isterdim. Bir baktım ki onların kanuniyetlerini, onların davasını temsil eden başka bir soydan başka bir temsilciler çıkmış. Allah Allah, bu bitmiyor. Böyle farklı yani, köyün dışına çıktım. Fesubhanallah. Allah ne acayip kanunu var. O zaman kötülerin kalkması değil, iyilerin de var olması değil. Bunların arkasında farkındalığın artmasıdır. Bu süreçtir. Evet. Hakikatsiz süreç yoktur. Vardır. Felsefenin kafasız kafasında vardır. Sıfırın büyük küçüklüğü değil. Sıfırın büyük çizilmesi, ufak çizilmesi manasını değiştirmiyor. Sıfırın nefsül emirde varlığı yoktur. Yani mevcut değildir. Ama vücudu var. Çünkü mevcutları belirliyor. Sıfır, bir, iki, eksi bir, eksi iki belirliyor. Sıfır, küçük de olsa, ne kadar büyük de olsa manası aynı. O, hiçliğini, yani hiçliğini bilenin zirvesinde bile var olur. Allah, o, Celle Celaluhu, Samir, o. Nerede taayyum ve teşahhus eder? Kazanımları ile, mevcutları ile vücut bulmuş. Bir daha söylüyorum.
Adem 59 mektubatta. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır Adem. Adem-i sırf ise var ama mevcudiyet değil. Adem mutlak zaten yok. Ruha bakıyor. Şimdi o hiçliğini bilenin, o Zat-ı Zülcelal hiçliğini bilenin zerresinde bile var olur. Yani taayyü ve teşahhuz eder. Hiçbir yokluk anlamında değil. Yani sıfırın büyük olması, küçük olması artı biri, eksi biri değiştirir mi? Bir daha. Dikkat buyurun ve bitti. Sıfırın büyük çizilmesi, sıfırın küçük çizilmesi artı biri etki yapar mı? Hayır. Müjde bu. Müjde olarak söylüyorum. Hiç dini çok fazla bilmeye de gerek yok. Hiç dini fikren, inşallah olur hisse, inşallah olur duygu, inşallah olur latife, inşallah olur enede, hiçin içi. Ha, inatsı ki sıfırın büyüklüğü, küçüklüğü artı bir etkilemediği gibi hiç dinin zerresi bile Allah'ın taayyum ve teşahhus etmesine yetiyor. Allah hiçliğini çok bilen de, az bilen de değil. Zerre kadar hiçliğini bilen de o taayyum ve teşahhus eder. O taayyun eder, var olur, sende anlam kazanır teşahhus. Sende anlam kazandırır. Ve mevcudunla değil, vücudunla var anlayışını oluşturur taayyun. Mevcudunu kaldırır, vücut o, vücut mertebelerinde seni var eder, taayyun. Teşahhus, farkındalığını artırarak, ayna olursun. Hiç yokluk anlamında değil, bardaktaki su gibi, yani bardakta hiç su yok. Bardakta hiç su yok. Burada Adem-i mutlak değil, suyun Adem-i sırf demek yok. Ama var. Yani Adem-i mutlak değil, Adem-i sırf, Adem. Yani bardaktaki su Adem'dir. Yani onun için deniliyor ki insanı ayakta tutan, İnsanı ayakta tutan kazanımların değil, kazanımlarınla hiç değildir. Peki, şu anda 50 dakika ne yaptı? Allah beni affetsin, yarım saat yerine 50 dakika oldu. Şimdi dima başlıyoruz. Abi bugün zamanda sınır yok. Bugün zamanda sınır yok, lütfen. Bugün zamanda sınır yok. Bugün bir şeyler söylemek istiyorum abi. Lütfen. Şimdi Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette olduğunu bilmiyordu. Öyle mi abi? Bir çocuk buluğa erene kadar yükümlü olmuyor Allah dininde. Bu da böyle mi abi? Bu da böyle. Peki cehennemsiz cennet cennet olabilir mi abi? Olamaz. Cennetsiz cehennem, cehennem olabilir mi? Olamaz. Adem Aleyhisselam'ın cennet, cehennemi fark etmesi, aslında kendini fark etmesi manasına geldi abi. Anlatabiliyor muyum abi? Yani bu ikisi olmazsa Allah'ın zatî sıfatındaki vücuda ulaşamayacaktı abi. Onların her biri ayrı ayrı tekvin oluyor abi. Yani bunlar zıtlarıyla bir araya gelmezse Allah'ın zatı sıfatındaki vücuda ulaşamayacaktı abi. Ben bunu böyle, mesela bizde de, bende şeytan yok mu abi, var. Ama bilmeyin şeytaniye, nerede? Bana hiçbir şey yapamıyor. Kalbe vesvese atıyor. Hep derdim ki bu şeytan cennete nasıl girdi? İşte girmiyor, atıyor. Bir şey atıyor. Kalbe vesvese atıyor. Dima şet atıyor değil mi abi? Böyle mi? Hah, bu böyle.
Adem'e, Adem'e... Hiçliğini bilmekle alakalı... Bir daha bir şunu da söylemek istiyorum. Hiçliğini bilmek manasında. Abi, hiç olmak, Rabbine tam muhatap olmaktır. Ama bir de hiç elden hiç olmak var ki, bu Rabbul alemine muhatabiyettir. Abi, mesela bizdeki evamiri tekviniye var ya abi, ben bu evamiri tekviniyeyi alat-ı tekviniye ile bütünlüğe getirdiğim zaman, bu benim Rabbime tam muhatabiyetim oluyor abi. Ama benim, bakın Rabbim, burada hala ben diyebiliyorum aslında. Hiçliğime ulaşmışım ama ben hiçliğime ulaşmışım. Ama Rabbul alemine muhatabiyet, artık orada sen de yoksun abi, hiç kimse yok. Mehmet kardeş, bu süreçten sonra, bu gafur şey yapmadım, Arancığım, bu arada çalışsın diye, hiçliğin sıcağı sıcağına mahiyeti vücut olur mu? Meşveret ediyorum. Hiçliğin mahiyeti vücut. Hakikati kabu kalbsendeki ademi sırf, kanuniyeti insanda, sureti bir bardak suda, boş suda veya başka düşüncesi olan var mı? Hasan abi, ben bir şey söyleyebilir miyim? Yazıyorum deminden beri. Şimdi mevcutsuz vücut dediniz. Mevcutsuz vücut. Burada da bu meşhur yerimiz, hani vacibül vücuda bakıyorlar diyor ya abi, ey hakikatin bir kısmı. Evet. Ve ben şimdi şöyle bir şey anladım abi. Vacibül vücuda bakıyor derken, bunlar esma mertebesinde bakıyorlar. Esmayla vücuda bakıyorlar. Bir de şey var, vücuda sıfatla bakmak, vücuda şunatla bakmak, bir de vücuda zatla bakmak. Yani evveli, ahiri, zahiri, batını gibi abi. Hepsi var. O aynı, hani aynasız bakmak, tamam bu şey abi, esma. Vedud ismine masar. Bu esmayla bakmak. Peki Gafur da bir şey dedi, evamili tekvin ayetini, o da ilginç, hoştu. İki tane tanım getirdi Adem Aleyhisselam'la Bulu Çağı. Ondan sonra bu şeyden sonra Harun sen de. Şimdi o zaman canım kardeşlerim, hiçliğin sureti varlıkta veya hiçlik aslında insanın kafasında var. Hiç, yani boşluk değil, mevcut yok. Vahiy o zaman var oluyor. Hiç kanuniyet insanda. Hiç deyince sureti de mevcutta. Hakikati, Allah bu kainatı hiçlikten yaratıyor. Hiçlik demek. Zaten Adem neydi? Adem vücud ilmiye perde olmuş bir imvandır. Adem, subutu sıfatların ortaya çıkmasına sebeptir. Adem'in sırf nedir peki? Zatı sıfatların ortaya çıkmasıdır. Sebeptir. İlmin zeminsiz zemini Adem'dir. Adem'in sırf ise daha arkadadır. Adem'in mutlak zaten yok. Bu süreçten baktığımız zaman sıcağı sıcağına hiç değil, kaynak itibariyle en merkezi vücut. Kanuniyeti orada belirlendiği için Adem-i sırf veya Adem hakikati dedik bunu. Adem'i kanuniyeti insanda uyguluyoruz. Alemde değil. Mehmet kardeş, kabu kalp seninle Şecere-i Hilkat konuşunca oradan oraya geçme değil, Allah ve insan, Allah ve 18 Şecere-i Hilkat ayrı olur. Bizde hiçliğin mahiyeti zat-ı sıfattaki vücutta, hakikati ki hakaike şey sabitetin, esmanın bütünselliğindeki
ademi sırf, kanuniyeti insanın dimağında, vahyinin var olduğu, ilmin ortaya çıktığı adem. Yani içtik bizde adem. Kafada. Vücud ilmeye perde olmuş. Unvandır. İlimde tasdikte bakıyordu. Tasdiğin zemini adem. Adem. Hiçlik. O zaman kanuniyeti dimağda. Yukarıdan aşağı indim. Sureti ise şurada. Yani itibariyle, mevcut itibariyle siz burada yoksunuz. Masada yoksunuz. Alem-i şehadette. Bir daha toparlıyorum. İnsanda, insanı konuşuyoruz. Hiçlik, vücut, hiçliğin mahiyeti vücut, hakikati ademi sırf veya kabu kavsim bize uygulanmaz. Mahiyeti vücut, hakikati kalp, esmaların bütünselliği ya. Bir daha. Kalp neydi? Arş. Arş neydi? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer. Hakikat orada. Bendeki hakikat da kalp. Hiçliğin mahiyeti vücut. Hakikati bende kalp. Kanuniyeti dima. Sureti eylem. Şeceri hilkata uygularsak, şeceri hilkata hiçlik eylemde kendisini nasıl gösterir? Yok. Mecul. Nuru Muhammed'i olsa hakikati Kabu Kafseyn yok. Hakikati lefi mahfuz. Arş. Esmaların pederisi tecelleti arş. O zaman mahiyeti arş-ı azam. Hiçliğin Mehmet kardeşin dediğine geldik, doğru. Hiçliğin kainatta kabu kavseyn, hakikati arş, kanuniyeti beşer olduğu için kürs, sureti alim-i şahadet. İnsanda, kainatta, bundan farklı ben yapıyorum şimdi, size göndereyim. İnsanda vücut, hakikati kalp, kanuniyeti ilim, tasdik, adem, şeyde tasdik, dimada, tasdikte, vücut ilmi ortaya çıkaran adem, yani adem, dimada, sureti eylemde. Kainatta yapıyorum. Kainatta hakikatına ilk önce koyuyorum. Arş. Hakikat arş olursa mahiyeti arş-ı azam. Yani kabu kavsen. Kabu kavseyn. Kanuniyeti insan insan yapıyor. Dima. Dima kanuniyeti, kürs, beşeriyetimizi ortaya çıkarttığı için sureti de alemi şehadet. Böyle bir şey yaptım. Bakayım, şöyle getireyim size. Bir fotoğrafını çekip de göndereyim Dima. Bunu alır mısın? Bir fotoğrafını çek. Meclis-i Nurani'ye. Ondan sonra şeye başlıyoruz. Akla başlıyoruz. Abi, sesin geliyor mu? Geliyor. Abi biz geçmişte genelde Adem'in mahiyeti olarak tekbiri konuşuyorduk. Yani şimdi siz vücudu seçtiniz. Tercih sebebi nedir acaba? Yani Adem'i ortadan çıkart... Adem'i ortadan çıkarmadık tekvinde. Bu vücut tekvinden farklı bir şey. Onun için gene orada. Yani Adem'in kaynağı desek tamam.
Allah razı olsun. Çok güzel yaptın. O zaman hiçliğin tekvin. Evet. Adem'in de arkası. Adem hiçliğin bir sıfatı içeriğiydi. Doğru. Beraber konuşalım. O zaman mahiyetini değiştirebiliriz böyle. Mahiyeti tekvinde denilebilir. Hepsi mahiyet. Abi Adem'le hiçlik aynı şey değil ki benim zannımca. Aynı değildi. Aynı değil. Yani Adem'in mahiyeti tekvin olabilir ama hiçliğin mahiyeti vücut olmak zorunda abi. Neden? Kendi şeyimle bir açık bir tefekkürüm abi. Mesela 1, 5, 10, 50, 100, eksi 5, eksi 10 her neyse. Sonsuzluk olarak. Bunun bütün belirleyicisi o sıfırdır abi. Yani sıfırı kaldırdık mı bunlar hiç oluyor. Yani sıfır aslında sıfır diye bildiğimiz gerçek vücut abi. Yani hiçliğini bildiğin yer gerçek vücudun olduğu yer olmak zorunda abi. Benim tefekkürüm bu yönde. Yani tabii günlerce çalıştığım için şu anda nasıl buna vardım İrfan da bilmiyorum ama Gafur'un tarzında galiba. Yani o Adem'le, tekvinle çok düşündüm. Fakat baktım ki hiçliğin karşısına vücut koymuş hep ustad. Şey koymamış, içlik Adem koymamış. Külliyatta baktım hiç vücut, hiç vücut, vücut hiç. Öyle oradan şey yapıyor, oradan herhalde vardım. Diyor tabii çok tuhaf bir kavramın haritasını koymak. Ben ettim dediğim gibi tarzda hiç sevmediğim bir meşrep olduğu için şeyinize sunuyorum böyle. Fakat böyle külliyatta hiçin karşısına vücut koymuş. Adem koyduğu da var. Adem koyduğu da var. Ama Adem bizimle pek alakası yok tabii. Hiç bizde var. Hiç aslında çok tuhaftır. Vücudun, yani nasıl ki Adem tekvinden, hiç de vücuttan sanki çıkmış gibi koyuyor külliyatta. Anladım. Ama şimdilik böyle bir şey diyebilir miyiz diye ben gönderdim size. Gönderdim geldi. Ben şimdi burada kalsın. Burada kalsın da akıl okuyalım. Hasan abi. Tamam, okumadan önce tekrar özellikle Mehmet abinin affına sığınarak siz zaten affedersiniz de Mehmet abinin aklına sığınarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi zıtlıkların olduğu yerde aslında hiçlik olmaz abi. Şimdi zıtlık yani tahayyül ve tasavvuf yani serbest bölge hiçliğin olamayacağı yer değil. Hiçlik insanda tasdikte başlıyor abi gibi. Evet, ben düşünebiliriz. Sürekli tasdik insanda kanuniyeti zihin, hakikati kalp, mahiyeti de ene abi. İnsandaki dizilimi bu şekilde olabilir diye bir tefekkürüm var. Mehmet abi neden biliyor? Yani şey yapar mısınız? Bir yazın kendinizi de kenara yazın o yazıya. Burada da bir tane insan da dimada tahayyülde olabilir. Hiçlik. Terzihane gibi yani tahayyül terzihane diye. Yani hiçlik Mehmet kardeş gibi aynı şey. O da serbest bölgede mi demiştim Mehmet kardeş? Hiçlik serbest bölgede tahayyül ve tasavvurda yani terzihane gibi şey yapılmış. Şimdi İrfan'ın o sorusuna ben bir şeyler de ekledim. O sorusuna Adem ile bir gün sonra tabii ekledim, düşündüm. Adem ile hiçlik arasında ne fark var ki Adem'i tekvine, hiçi vücuda koydun dedi. Kısaca dağlar kadar fark var, ters çalışıyor. Yani hiç kazanımlarımızın sonucudur. Yani ilim yapıyorsun, kemalat yapıyorsun, bir mertebeye geliyorsun,
Sonucu ne? Hiç olduğunu. Yani hiç olduğunu kemalatınla anlıyorsun. İlminle doğru bir ilme, batıl değil, doğru bir ilme verilen cevap da hiçliğini bilmek. Demek ki Adem neydi? İlmin zeminsiz zemini. Hiçlik ise kazanılan marifetlerin, mesela bir şey biliyorsun hiç. Neyle biliyorsun içtiğini? Kazanılan marifetle, kemalatınla, ariflikle biliyorsun. Hiç bizimle alakalı, Adem bizimle alakalı değil. Onun için peki vücutla mevcut farkı ne? Zatı sıfattandır vücut zatı. Mevcut ise mahluktur. Her vücudu harici olan, nefsül emri olana mevcut, her şeyin melekut tarafına vücut deniliyor. Melekut tarafını varmak için kazanımların olan mevcutların hiç olduğunu bildiğin zaman o mertebede hiç olduğunu biliyorsun. Demek ki hiç seninle alakalı, Adem seninle alakalı değil. Şimdi hoş geldiniz Dima dersine. Sayfa 15, Lemalar 184-185. Meclis-i Nurani'yi göndermiştim geçen hafta. Açabildiniz mi? Bir tanesi desin açtım deyince ben devam edeceğim. Gerçi geçen hafta üzerinde çok şey geçmiştir diyorsunuz ama bir kişi desin ki açtım. Açtım abi. Tamam. Buldun mu doktorum? Evet abi. Süleyman buldun değil mi? Evet tamam. Abi. Tamam. O zaman herkes bulur. Yani var demektir. Hayal ne diyor? Ha, hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki o şeyi bunları yapsın. Bitti cümle. İlk önce bir vahşeti tanımlayayım. Yabanilik, ıssızlık, tenha, vehim, ürkütücü, korku, vahşilik, tenha, ıssız ve korkunç yer. Yani safari diye misal verirdim ben. Sizi helikopterle atıyorlar. Vahşeti anlatıyorum. Vahşet sizin dışınızda oluyor. Bir yerde saldırıyor timsah. O şekilde mi tercih edersin ölümünü? Sırtlan var. Hayal yerlerini parçalıyor. Yılan yutacak kobra. Vesair. O anda hangi ölüm şeklini seçersinizden gelen fikrin oluşturduğu dünya. Vahşet. Kafi, imansızın alemi böyle. Diyor ki, niye hissetmiyor? Ustad da onu cevap veriyor 632 sözlerde. İptal hisnevinden hissetmiyor. Nasıl yani? Nasıl hissetmiyor? El cevap, sen imanın lezzetini pek hissetmediğin gibi günahlardan. Peki o iptal hisnevinden içki içiyor, sefaat de iptal ediyor. Müslüman neyle? Günahlarla. Hayal, bir de okuyorum. Hayal, hangi şeye bakıyor? Öyle mi dedi? Hangi şeye bakıyor o vahşeti aklı? Aklı da kabil görmüyor ki o şeyi bunlar yapsın. Vahşeti tanımladık. Ne dedi? Vahşetli aklı. Ama ya Rabbi. Vahşetli aklı. Yani düşünemezsiniz de konuşmak için konuşuyorum. Allahsız bir akıl. Allahsız bir düşünce sistemi. İnsanın aklını vahşi yapıyor. Vahşetli kendin oluyorsun. Vahşi timsah. Timsah, aslan. Tamam. Şimdi bunlar ne? Vahşi. Sen de ortaya çıkarttı. Vahşet. Vahşet çıkartıyor. İç aleminde zulümat. İşte senin yani insanın vahisiz.
İmansız bir akıl insanı vahşi olur. Onun için diyor ki vahşetli aklı dahi. Vahşet akla ait. Allahu alem vahşet aklın ifrat modu. Mesela psikolojik hastalar niye intihar eder? Aklın ifrat moduna geçişinden vahşi oluyor. Böyle yiyor yani. Böyle saldırıyor. Vahşi. Aklın vahşi oluyor. Kudurmuş. Yani uyutmuyor. Yaşatmıyor seni. Aslında kopmuş akıl, ıssızlaşan, içi vehim ve haşeratlarıyla doluşan ve kendini yalnız tenada ölüm şekillerinden birini bekleyen hale gelmiş akıl. Yani peki bu kısmen Müslüman'da da oluyor. İman zayıf olduğu için. Yani azalınca enerjisi azalıyor. Peki okuyoruz olmuyor. Demek ki okuma şeklini değiştireceksin. O okuma şekliyle olmuyor. O okuyorsun, olması lazım. Ha demek ki ülfet yapıyor. Okuma şeklini değiştireceksin. Ne zaman abi külliyat okuma şeklini değiştirelim? Artık seni fazla etkilemediği zaman. Yani ülfete geldiğin zaman. Ülfete gelene kadar düz oku. Ülfete gelince düz okuma. Ustada ne kadar olmuş bu? 286 mektubat. Bir sene bana kafi geldi düz okumak dedi. Lemalar 187. Haydi o insafsız aklına sen söyle. Sen hakim ol. Bitti. İnsaf ne demek? Merhamet ve adalet dairesinde hareket. İnsaf neymiş? İnsaf nısıftan gelir. Ortalama. Merhamet ve adalet dairesinde hareket. Hakikati kabul ve itiraf. Nısıftan, yarılamaktan geliyor. İki taraf ortası demek. Şimdi çıkarım. Şimdi ne kadar lügatını söyledim. Zaten elinizde bakın. İnsaf aklın sıfatlarındandır. Öyle diyor insafsız aklına. İnsaf aklın sıfatlarından. Çünkü insaf iki tarafın ortası demek. Akıl da berzahtı. Aklın ifratına insafsız, aklın vasatına insaf. Aklın bütünlüğünün bozulmasından ortaya çıkıyormuş. İnsafsızlık. Aklın bütünlüğünün bozulmasından ortaya çıkan, aklın içerisindekilerin bütünlükleri kadar insafın olur. Ne kadar insaflısın? Aklın içerikleri kadar. Keşke bunu psikologlar, psikiyatristler, danışmanlar bilse. Yani aklın ifrat ve tefrit bulduğunu bilseler. Ne kadar hoş olurdu. Bak 5-10 dakika oldu başlatacağı. Vahşet, böyle timsah gibi vahşi bir akıl nasıl geliyor onu konuştuk. İnsafsız, insafsızca kendi kendini yiyor. Ben böyle bir hastalığı rastladım. İki doktor var bilirler. İzmit'te bir hasta ziyaret ettim, İstanbul'dan gittim. Vücut derisini düşman kabul ediyor, derisini yiyor. Bir hastalık diyorlar. Bunu bir kardeşimiz vardı Nurcu, yatıyordu. Deri olmuyor. Olduğu zaman yiyor. Vücut düşman kabul ediyor. Nasıl bir ne sistemi bozulduysa. Ben böyle bir hastayı ziyaret ettim. Ömrümde ilk defa ziyaret ettim. Şaşırmıştım. Yani şu deri yok. Acayip bir şeye koymuşlardı böyle. Vücut sistem bunu düşman kabul ediyor. Ona ikna etmeye çalışıyorlardı doktorlar, uzmanlar. Bu sensin, yani bu senin. Acayip. Şimdi ben de vahşi aklıma, insafsız aklıma, bu benim. Bu benim. Anlatmaya çalışıyorum bu derslerle. Aklın tek başına sıfatıdır insaf. Lemalar 188'de diyor ki, senin o insafsız aklının insafını havale ediyoruz. Ha, insafsız aklının insaflı aklını havale ediyorum. Yani ifratını vasatına hitap ediyorum. İnsafsız, bak insafsız insafına. Ustad diyor, senin o insafsız aklının insafına. İnsafsız insafına demek
içeriğinde bir sistem sıfattır insan. Yani ifrattan vasata, insaf nısıftan, yarılamaktan geliyor. İki tarafı açık olmak, aklın şeyi bu. Çok acayip bir sıfat bu. Yani kabul edebilme özelliğimiz, reddedebilme özelliğimiz de var. Lemalar 218. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, hastalar risalesinde. Hele bu iki doktorum var, onlar daha şey yapsınlar. Diyor ki, hususan merhametsiz yarım hekimlere. Niye yarım? Tıpı bitirdi. Tıpı bitirmiş, yarım hekim olur mu? Veya merhametsiz, insafsız doktorlara rast gelse. Ne yapar, nasıl anlarız bu adam? Hakikaten çapayı, carapaşayı bitirmiş. Ama yarım hekim diyor. Sonra merhametsiz, insafsız doktor diyor. Lan bunu zaten yapması gereken iş. Bu nasıl anlarız? Alameti nedir yani böyle bir ruhu? Böyle zahiri bitirmiş. Sistem tamam. Ruhunu tanımlıyor şimdi. O bir doktorun, o sanatkarın sanatkardır. Gazali'ye göre arabayı tamir etmek, makineyi tamir etmek marifettir. Allah ile tanımlanırsa marifetullah olur. Arabayı tamir ederse sanatkardır. Yani araba sanattır. Onu tamir eden sanatkardır. Allah ile tamir olursa sani onda gözükür. Şimdi bu merhametsiz yarım hekim, merhametsiz insafsız doktor nasıl anlarız, dişe vuruşu nedir? Evamını daha ziyade tahrik eder. Oo! Sen nasıl geldin hastaneye kadar ya? Sen yaşamaman lazım ya. Hani acil. Hayır ya, Allah Allah. Hemen bitti. Lan geldi. Yok doktor, bekle. Evamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider. Yoksa ya aklı gider veyahut sihati gider. Ne çıkarttık? Evet. Yani bir sayfa çıkartmışız. İnsanın aklını başından eden biri devamdır. Bir insanın kasten evamını tahrik eden sıfatlardan merhametsizlik, insafsızlıktır. Ama bazen bunu bir şuursuz yaparız. Benim yakınımda var böyle. Kardeşime dedim de. O diyor, rengi niye öyle kağıt gibi? Hemen müdahale etti. Sakın ha. Onun ne alakası var dedim renginde. Hareketsizdi, uyuyordu. Hareketsizdi, biz kalktık. Şimdi suratı kırmızılaşacak. Uyan adam bir anda kalktığı zaman sabah suratı kan gibi değil mi? Oysa hakikaten dediği gibi rahatsız. Ondan sonra o deyince biraz böyle kaşını çattı. Ne ya böyle rengin benzin gitti deyince böyle yapınca ben yok ya ne alakası var yatakta dedi oturuyordum. Oysa yatmıyordu da. O biz gelince kırmızılaştık, kan hareket etti vesaire. Yani bazen bunlar insafsız, merhametsiz denilmez. Yani bilmiyor. Yani insan bedenselle değil, düşündükleriyle kendisini ifade ediyor o an. Mesela ben iyi değilim düşünen bir insanın iyi olma ihtimali yoktur. Böyle bir şey yok. Demek ki bir insanın kasten ama evamını tahrik eden, bizim okulda vardı bir tane zipsop, milli görüş hocası vardı. Ama iyi de oluyordu, sifona yapıyordu. Böyle yalan tarihleri bize anlatıyordu. Ama böyle yapardı. 2-3 kişi anlaşmışlardı. Bak evam neymiş? 3 tane sıra şey var bir sınıfta. Bir sıra grubu ortada, kenarda. Kenardan başlıyor ortaya kadar. Girdi işte. Ha? Hocam, ilkinci. Buyur. Ya hiçbir şey sorma, dersi işleyeceğiz. Yok hocam, rahatsız mısınız? Yok oğlum, nereden çıkarttın? Oğlum nereden çıkarttın? Otur. Hocam renginiz biraz kağıt gibi olmuş. Oğlum bir şeyim yok. Yok yani ben acaba hasta mısınız diye söyledim ki. Hemen o anda yak oğlum deyince orta sıradan. Evet hocam biraz böyle yaşlı adam ya, milli görüş komutanlıktan emekli. Evet hocam biraz simanız
Hakikaten kağıt gibi hocam ya. Oğlum değil ya. Yok sizi sevdiğimiz için. Tamam beni seviyor. Ben... Öteki sıradan. Hocam evet biraz öyle ama şimdi düzelirsiniz yani. İyi hocam. İyi çocuklar. Ben bir lavaboya gidip elimi yıkayayım. Elimi yıkayayım derken bir suratına bakacağım. Gidene kadar zaten korktu. Daha beter korkunca aynaya gitti. Kan çekildi. Beyaz bir sima geldi. Çocuklar doğru söylüyorsun. Hadi siz serbestsiniz. Ben bugün serbestsiniz. Ben biraz gidip dinleneyim. Hadi gitti. Ne yapıyor? Bilerek yapıyordu yani böyle. Çok anlamasın diye ayda bir yapıyorlardı böyle. İnsanın bilerek evhamını tahrik eden merhametsizdir ve insafsızdır. Demek merhametsizlik ve insafsızlık bazen de şuursuz olabiliyor. İnsanın evhamını tahrik ediyor. Peki evhamını ortadan kaldıran nedir? Merhamet ve insaftır. Bir şey bir şeyi kaldırıyorsa o aynı zamanda var eden. Evhamın vasatı külli zengin düşünmeye vesile olurken yani evhamı Allah niye yarattı? Yani çok derslerimiz var ama hulasa insanı meleklerden ve diğer mahlukattan ayıran insanı zengin, külli, çok çeşitli düşünce yapabilsin diye bir sistemdir. Farklı düşünce imkanları sunandır. Evham bu vasattır. İfratı nedir ise aklı bloke ederek aklı başından alıyor. Peki aklı başından alınca insan kendisine ne insaflı olur ne merhametli olur. Demek merhamet ve insaf insanın evhamını vasata tutuyor. O zaman merhametsiz ve insafsızlara rast geldiğinde kesin bil ki evhamlı. Yani insafsız ve merhametsiz mi? Yani imanı yok. Bu doktor... Doktor diyor, hekime azık demiyor. Ustad, doktorla hekimi azığı ayırt ediyor. Ayırt ediyor. Demek ki imanı yok, gayrimüslimse biraz geç kaldınız. Hemen ameliyat olmanız lazım, hemen. Küllümen yalan. Bu merhametin ve insafın vasatları. Yani merhamet ve insaf vehim olmasın mı? Olsun. Vehim zengin düşünmeye sebeptir. Ama ifrata taşıttırmayacağız. Abi nasıl vasat tutacağım? Kendine insaflı ol, kendine merhametli ol. Kendini sev. Merhametin ifratı nedir? Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazi ruhu ve bir sakami kalbiymiş. Bu Kastamonu 77'de söylüyor. Merhametin ifratı kalp hastası. Sakami kalbi. Kalbi bir hastalık. Nedir o? Dalalete ve ilhada sirayet eden. İfrat-ı şefkat diyenden doğuyor. Merhametin tefriti ise, merhametin ifratını söyledim. Tefriti nedir? Çok sıfatlardan zulüm, istibdat, çok sıfatlardan oluşur. Zulüm, istibdat yapar, hırsı vahşiyane yapar, gayrimeşru muhabbet eder, ahiret inancına ademi kabul davranmak, ahiret inancına ademi kabul davranmak vesaire maddeler girebilir. Merhametin tefrit modu. Bir de okuyorum, onu okumuştum. Merhametin tefrit modu. Çok sıfatlarda mürekkeptir. Yani bu insan kimdir? Zulüm eder, istibdat eder, hırsı vahşi. Yani öyle bir hırs var ki vahşi. Karşı yok ediyor. Gayrimeşru muhabbet. Ahiret inancını ademi kabul şeklinde şey yapmak. Ondan sonra. İnsafın ifratı neymiş? Şimdiye kadar merhametti. İnsafın ifratı bir tarafane muhakeme namıyla şıkkı muhalifi iltizam eder, aldatır, zulmeder, tahakküm eder, imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin, münekkit yani hep tenkit eder. Yani mesela derste hemen bak sana bakıyor şimdi biraz. Mesela bir ders takdim ediyorsun değil mi? Lan kardeşim. Bu adam emek vermiş. Bu adam çalışmış.
Tamam mı? Lan takdir et yahu. Takdir et yahu. Tebrik et yahu. Bir ders bittikten sonra bir şey de yahu. Eve geldin. Ne olmadı? Ya bu çorbaya da bak ya. Tuz da koymamışsın. Ya yemeğe de bak. Ya kaç senede böyle yemek yapıyorsun? Ya böyle bir bakış olur mu ya? Böyle bir vahşilik olur mu ya? Bu vahşi yahu. Düpedüz vahşi. Yeme ya kardeşim. Ölecek misin ya? Yeme ya. Ya bir takdir et ya. Bir tebrik et ya. Bir onayla ya. Maşallah de ya. Maşallah ne güzel tespit ettiniz. Tebrik ederim ya. Bir onayla ya. İhtiyaç mı? Tabii ki ihtiyaçtır. Sevmek mi daha önemli? Sevilmek mi? Allah'a götürelim. Allah bizi niye yarattı? Sevdi de yarattı. Muhabbet. Sevdi. Demek ki sevilmek. Sevilmek benim elimde fazla değil. Sevmek benim elimde. Ben sevebilirim de nefret ediyorum. Ama beni sevmeleri benim elimde değil ki. İyi bakarlarsa, iyi tarafıma bakarlarsa, bize faydası var bu adamın diye sever. Yani sevilmek benim elimde fazla değil yani. Nasıl değil ya, iyi gözükürüm, artist gibi olurum, böyle acayip felsefi şeylerden bahsederim. Kardeşim bir insanın kalbini Allah kimsenin başına vermesin. Bir insanın kalbine adavet girdi mi hiçbir iyiliğiniz gözükmez. Bir insanın kalbine muhabbet girdi mi hiçbir kötülüğünüz kötülüğe dönüşmez. Ustad diyor değil mi Uhuvvet Risalesi'nde. Muhabbet gözü kusur görmez. Niye böyle ikide bir evde kavga ediyorsun? Niye kendinle böyle iyi değilim? Muhabbetin yok ki kendine. Muhabbetin yok ki eşine. Niye ikide bir muhabbet gözü? Bak şu cümleye bakın ya. Altın değil mi bu ya? Altın değil mi? Evi ihya eden değil mi? Hep bağnaz, geçimsiz, hep o haksız. Hep o haksız tabii canım. Kim olacak ya alaksız? Tabii ki hep o olacak. Bak şimdi. İnsafsız nazarın diyor. İnsaf ne de? Ne sıftan geliyor. Acaba o aklın mı? Ya onayla ya şahsiyetin düşmez ya. Hep o haksız. Muhabbet gözü, ustad diyor, kusur görmez. Mefhumu muhalifi nedir? Adavet gözü, iyilik görmez. Lan biraz böyle akıllı ol ya. Düşünemedin. Neyi düşünemedin ya? Sen böyle bir şey beklerken karşıdakinin beklentisine niye cevap olmuyorsun? Niye güzelliğini tasdik etmiyorsun? Mesela çeşitli yerlere derslere gidiyoruz. Niye onaylamıyorsun? Maşallah yaz oraya. Bari çok hoştu, istifade ettik. Ulan etmemişsin hakikaten. Edilmiştir mutlaka bir tarafım. Takdir et yahu. Takdir tarafın gelişsin. Acayip bir şey yani böyle. İnsan olmak kolay değilmiş ha. Abi düşünemedim. İnsan olmak kolay değilmiş yani. İnsan olmak lazım falan. Evet. İnsaf bak. İnsafın ifratı neymiş? Bir tarafı muhakeme namiyle şıkkı muhalifi iltizam eder, aldatır, zulmeder, tahküm eder, imanı zayıf, felsefi kavi olur. Hodbin, münekkit, oradan açıldı. Münekkit, ne tenkit ediyorsun hep yahu? Vesel sıfatları olur. Yani bu insafın ifratı. İnsafın vasatı ise merhamet ve adalet dairesinde hareket eder. Allah Allah. Bana bir şey koy. Ondan sonra insafın vasafı merhamet ve adalet dairesinde hareket eder. Ne demektir o peki vasatı? Yani Allah muhabbet ettiği şeye muhabbet et miktarı kadar muhabbet etmek. Merhamet. Allah adalet etmemizi söylüyor. Adalet üç sıfatın bütünselliğidir. İşaret-i cazdan. Hikmet, şecaat, iffet. Hikmet, şecaat, iffetin bütünselliğidir. Adalet. Dolayısıyla bu insanda insafı oluşturuyor. İnsafın tefriti. Yani ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Lemalar 218 cümlesini hususan merhametsiz canım hekimlere bu manayı lime lime dokuyoruz bu kumaşı. Bu kumaşı. Yani kumaş
İki yönle dokunur. Kumaş tezgahını görmüşsünüzdür. Bir ipler böyle dizilir. Tamam mı? Bu İmam-ı Mubin'dir. Bir de mekik atarsın. Bu da Kitab-ı Mubin'dir. Ortaya çıkan kumaş nedir? Kaderdir. O kumaşı pantolon veya şalvar yaparsın veya şöyle böyle yaparsın. İhtiyar ve iktidardır. Yani o kumaş kaderdir. Kader. İmam-ı Bin Kitab-ı Mubin dokuyor. Sen nasıl keçersen o da senin tercihindir. Şimdi insafın tefriti merhamet ve adaletle kendine bile bakmaz. Hep şöyle. İyi değilim. Ya. Yani iyiydi. Biraz önce konuşuyordu. Çok güzel sohbet ediyorlar. Burada yaşlı babaanneler biraz da böyle olanlar var çok. Konuşuyor böyle. Babaanne, hala. Nasılsın? İyi ki hatırlattın. Yok oğlum yok. Yok kuşağım. Yok iyi değilim ya. Değilim ya. Hastayım oğlum. Biraz önce konuşuyordun onunla. Ben araya girdim. Nasılsın sordum. Onun için sorasım gelmiyor. Kendisini sevmiyor. Ya nasıl oluyor? Yani merhamet ve adaletle kendine bile bakmıyor. İnsafın tefriti. Bakmaz. İçsel çöküntüdür. İçsel kavramlar birbirine girmiş. Aklın sıfatlarının bütünlüklerinin bozulmasıdır. İnsafın tefriti. Aklın bütünselliğin bozulmasıdır. Ya ne biçim bu ders kardeşim? Şey için söylüyorum. Risale-i Naci. Yani bu ilmi kelamı tıp mı yani? Nereye bakarsan bak. Risale-i Nur her derdin niye dermana bak kardeşim? Psikoloji ders değil midir bu? Nasıl bakarsan öyle ya. İnsaf öyle almış. Merhameti öyle almış. İnsan aklını nasıl yapılandırıyor? Eylemsel ki kendimizi niye kötü hissederiz? Psikoloji kardeşim. Keşke doktor şu kadar yeri bilse, aleminde de öyle faydalı olsa. Ne der? Çal patlasın, var oynasın. Şeyler, korkularınla savaş. Ne bileyim böyle şeyler. Tamam doğrudur ama surettedir, geçicidir ya. Temelde bir bak bakalım. İnsafını, merhametini, vehmini, aklını vasata bir koy bakalım. Koydur ve vesile ol. İşte. Hasan abi. Efendim. İnsafın vasatı için şunu da diyebilir miyiz? Mesela mesleğimizde bu dört şahsiyeti birbirinden ayırabilmek. Bu diyetiyle, şahsiyetiyle, işte vazifedarlığını, beşeriyetini birbirinden ayırabilmek ya. Ahmet hemen yazıyorum biliyor musun? İnsandaki üç şahsiyetini ayırabilmek. Harika, tebrik ederim, teşekkür ederim. Bak koş, seni tamam. Maraş'a bir tane psikiyatrist yazanı aç. İşte bu iki sıfat insanın, yani merhamet ve insaf, bu iki sıfat insanın direkt evhamını tahrik eder. Evham da insanın aklını tahrik eder. Merhamet ile harici değil, insaf ile harici değil. Merhamet ve insaf evhamı, evham da aklı tahrik edebilir. Vasata da koyuyor. Allah ne yaratmışsa hepsi hayır. Hayır mutlaktır. Hepsi nimettir. Şer olmasının sebebi ya ifrattadır ya tefrittedir. 200 ifrat ise her şeyin ifratı şeytandandır. Hariçtendir. Her şeyin tefriti nefse emmaredendir, kendindendir. Her şeyin ifratı hariçtir. Haricin bizi bozmasıdır. Şeytandır temsilcisi. Tefriti ise kendindendir. Nefse emmaredendir. 257 lemalar. Aklı çürük. Çürük. Kalbi bozuk. Olmayan herhalde takdir ve tahsin ve tasvip ile maşallah fetebarekallah diyecek. Biraz önce söylediğim gibi bir ders olmuş, bir güzel olmuş, bir yemek olmuş, ne bileyim bir şey olmuş ya. Yani takdir etmek, tahsin etmek, tasvip etmek, maşallah fetebarekallah diyecek diyor. Kim bu? Aklı çürük olmayan, kalbi bozuk olmayan. Şuraya bak ya. Değil mi doktorum Fikret'im, Süleyman'ım, doktorlar? Ya bir psikoloji değil mi bu ya?
aklı bozuk, aklı çürük, kalbi bozuk olmayan ne yapar? Eylemi, güzel davranışı takdir eder, tahsin eder, tasvip eder. Akıl, vicdan, kalp veya akıl, kalp, vicdan yani takdir, tahsin, tasvip. Aklı çürüklükle, kalbi de bozuklukla nispet ediyor bu insanı. Onun için 25. sözde geçiyor. Allah'ın sanatına maşallah, hikmetine barakallah denilir diyor. Hatırladınız mı? Aynen öyle geçiyor. Lemalar 229. Hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Herhalde Eskişehir hapishanesinde galiba. Radarlara, cep telefonlara göründüğü gibi, yani cep telefonunda var yani, sen çok dolaşıyorsun gafur, şeyler arası radar programını indirebilirsin. Sabit programları gösteriyor. Ben de indirdim de. Sabit ama seyyarı daha göstermiyor. Bir olursam onu da indiririm de. Şimdi navigasyon gösterdiği şehri, adresinden şüphemiz var mı? Hayır. Navigasyon radarları gösteriyor. Şüphem var mı? Ha, radarlara, cep telefonlara göründüğü gibi akıl cihazına da görünür. Gelecek. Görüneni, görünen kuş gibi yakalamak lazım. Üstad diyor ki, göründü yakalayamadım diyor. Görüneni kuş gibi yakalamak lazım. Hadiste geçiyor. Manalar diyor, kuşa benzer, ayaklarına bağlayın diyor. Yani kaydedin. O da kaydetmekle olur. Devamında şöyle diyor. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Niye kutsi kuş diyor? Başka bir şey demiyor. Çünkü alimi ervahta geçen Abdülkadir-i Geylaniler, Ahmed-i Bedeviler, İbrahim-i Desuku, Ebul Haşen'in Şazeli gibi şahsiyetler, Kudüs'e Sûr-ü Mecmain, onlar diyor kuşların ceflerine, kanatlarına girerler. Onun için o kutsi kuşu avlayamadık. Allah-u Alem bu kuş. Hatta Semurga kuşu mu diyor bir tasavvufçu var. Eskide okumuştum onun kitabını. Semurga bir kuşu var. Bir kuşu. Simurg kuşu. O bir kitap vardı böyle şey, ne diyor, kaftanın arkası mı diyordu. Orada bir kuş da tanımlıyor insanın ruhunu. Kuş da işte böyle memlekete gideceksin. Feridun Attar, evet Feridun Attar. Ama şey o ne diyor o kuşa, bir ders yazar mısın, o kuş çok hoş bir şey. O da hoşuma gitmişti, ruhu anlatıyor. Lemalar yani aynı hakikati ne İslam alimleri nasıl tanımlıyorlar ya. Çok hoş elhamdülillah. Allah hepsinden cezaikumullah hayren kesira. En güzel dua bu. Lemalar 331. Gurur duyuyorum ustalarımdan. Bak Feridun Attar, gurur duyuyorum böyle insanlar. Adamlar film yapmış biliyor musunuz? Simurga diyor. Evet bu. Simurga kuşu bu. Metrisi bundan almışlar deniliyor. Bunu filme yapmışlar. Bir de İsrailiyatı sokmuşlar ondan. Lemalar 331. Paragraf biraz uzun ama üşenmeden yazdım. Zumrud-u Anka diye biliniyor. Evet Zumrud-u Anka. Fakat okuyorum. Fakat zişurun nazarı zahirisinde görünen zahiri çirkinlikler, ve fenalık ve bela ve musibetten gelen küsmekler ve şekvalar zat-ı hayyu kayyuma teveccüh etmemek için hem aklın zahiri nazarında hasis, pis görünen şeylerde kutsi münezzeh olan kudretin bizzat ve perdesiz onlar ile mübaşereti kudretin izzetine münafi gelmemek için
zahiri esbablar o kudretin tasarrufatına perde edilmişler. Paragraf bitti. Şimdi çıkarımlarımız. Hem aklın zahiri nazarında diyor. Burada ustad aklın zahiri söylüyor. Aklın zahirisi ne demek? Aklın zahirisi esbapların olduğu alem. Aklın zahirisi esbaplı alem. Bunun tersi olan esbapsız alem ki zıttı değil. Karşıtı olan esbapsız alem ise aklın batınısıdır. Bunu geçenlerde bir görmüştüm. Doktor Fikret yazmış böyle. Şey yazmış. Batın ve zahir. Bir şeyin zahir batını yapmış. Demek ki aklın zahirisi demek. Zahiri akıl, zahiri muptela. Yani esbab alemine tanımlıyor. Onu esas yapabiliyor. Bunun karşıtı olan, karşılığı değil de karşıtı olan esbapsız alem ise aklın batınısıdır. Aklın batınısıdır. Esbaplı alem aklın zahirisine, esbapsız alem aklın batınısı. Kur'an'ın ehli dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli söylüyor. He, hani bir soru var ya hatırladınız. Ya diyor çok acayip. Kur'an ehli dalalete karşı azim şekvalar ediyor. Sanki bir methali var yani. Sanki Allah'ın şirkiymiş gibi. Ehli dalaleti azim şekva ediyor. Sanki bize şikayet ediyor Cenab-ı Hak karşı. Kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı var Allah. Allah onları tehdit ediyor. Bu nereye göre diyor? Aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli. Ha, aklın zahirisine göre pek uymuyor. Gene bir metin. Evet, İzzet-i Azamet ister ki esbab perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Fakat vahdet ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesir hakikiden. Ha, demek ki aklın zahirisi esbaplı aleme, aklın batınısı esbapsız aleme taalluk ediyor. Hasan abi, bu aklın batınısı için şunu da diyebilir miyiz? Hani aklın karşılığı levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzdan yukarısı, hani Peygamberimiz Miraç'ta aklı da götürdü ya. Levh-i mahfuzdan yukarısı aklın batınısı oluyor. Aa güzel. O da güzel. O da güzel. Tamam yazmayayım. O da maşallah. Bak nasıl çoğalıyor. Çok şükür. Şimdi atlıyoruz. Şualar 108. Güzel. Allah razı olsun. Ne kadar hoş oldu. Evet. Şualar 108. Gördünüz mü? Bir tanesi bana desin. Evet. Ondan sonra devam edeyim. Şualar 108. 20. sayfa abi. He, gördün değil mi abi? Tamam. Evet. Şualar 108. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der. Ha. Aklına diyen kim? Aklına bak. O meraklı yolcu merak. Kendi aklına der. Kim kime diyor arkadaşlar? Aklına der. Takul aklına mı diyor acaba? Bunu bıraktım. Yazmamışım bir şey. Aklına diyen kim? Sen aklına diyorsun. Sen kimsin? İnsan. Şualar 116. Yani aklını burada yönetmeye çalış. Sen aklına söyleyebiliyorsan sen aklın arkasındasın. Akıl sana takılan bir cihaz. Kime? Bak. Akıl, kalem bana takıldı. Bana ait bir cihaz. Kulaklık takıldı. Gözlük takıldı. Akıl sana takıldı. O zaman sen aklına söyle. Peki sen kimsin? Nerede duruyorsan olsun. Eğer itikatsan aklına söyle. Vicdandan
konuşuyorsan vicdanla aklına söyle. Kalbinde duruyorsa kalbinle aklına söyle. Ruhunda duruyorsan ruhunla aklına söyle. Ne deysen öyle. Onun için bırakılmış mutlak burada. Şualar 116. Hayvanat ve tuyul aleminin kapısı hakikat bin olan aklına ve marifet aşına olan fikrine açıldı. Bayağı uzun bu ya. Oo, bayağı bir bereketli. Şualar 116, bak bir de okuyayım. Bir sayfa. Çok güzel ve iki tane de atıfı var bu işin. Biraz dikkat edeyim buna o zaman. Bir de okuyorum. Şualar 116. Hayvanat ve tuyur aleminin kapısı hakikat bin olan aklına ve marifet aşına olan fikrine açıldı. Hakikat bin olan aklına, marifet aşına olan fikrine. Allah Allah. Yani bir de şeyi söyleyeyim. Allah marifetullah sahibi değildir. Tamam mı? Marifet demek, marifet sahibi değil. Niçin değil? Ne demek bu? Marifet kazanılan bir şeydir. Haşa Allah kazanmaz. Yani kazanım değil bu. Yani marifet. Onun için fikrine diyor. Hakikat bin olan aklına. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hakikat mı? Hakikat olacaktı. Tekliyim. Hakikat Esma-i İlahi olduğundan malzeme yapıyorum, dolduruyorum şimdi. Köprü yapacağım. Marifet ise o bağlı olunan esmanın veya esmaların sende ortaya çıkma meratibi. Hakikat nedir? Esma-i İlahiyelerin nümuneleri. Marifet nedir marifet? Marifet ise sende bulunan bil kuvve esmaların bil fiile doğru, kabiliyet şeklinde, istidat kabiliyete doğru çıkma esmaların meratiplerinin bütünselliği senin marifetullahındır. Şimdi marifet bilme lügatta, hüner bir şeyi cüz'i vecih ile bilmek, ustalık, sanat, vasıta, tavasut, bu lügat marifeti anlatıyor. İlim ve fenlerle tahsil olunan malumat, irfan kazanmak. İrfan burada zaten. İrfan ne demek? Zekadan ileri gelen zihni kemal. Dikkat et, irfan. İrfan diye seni hep böyle zekavetin öne çıkarttılar. İsmiyle musemma. Ha işte hakikaten irfan zeki. Zekilik fazla öne çıkınca o kişiye irfan sahibi deniliyor. Zekadan ileri gelen zihni kemal. Başka? Esrar-ı ilahiye. Abi orada durma, başka manası var diyorsun. Evet, irfan esrar-ı ilahiye sahip. Başka? İman ve Kur'an hakikatlarına vukufiyet. İrfan. İlim bu nedir o zaman? Veci külli ile, ilim nedir peki? Veci külli ile, yani her vecih ile bilmektir ilim. İrfan ve marifet ise, tek tek topluyorum. İrfan ve marifet ise veci cüz'i ile bilmektir. Bu cihetle Cenab-ı Hakk'a irfan ve marifet isnat olunamaz. Allah irfan sahibi değildir. Allah marifet sahibi değildir. Çünkü irfan ve marifet veci cüz'i ile bilmektir. Bu cihetle Cenab-ı Hakk'a irfan ve marifet isnat olunamaz. Yani Allah Celle Celaluhu irfan ve marifet sahibi olmaz. Biz mahluklara mahsustur. İlim ise Allah'a mahsus. Bakın ne kadar fark var. Marifetle ilim arasındaki fark. Fıtri istidat eseri olarak inceleyerek
tefekkür edip bilmektir irfan. Fıtri, yani yapısında, istidadında böyle bir tefekkür özelliği var irfan sahiplerinin, irfan ehlinin. İnşallah irfanımız da öyledir, öyle olduğuna inanıyorum. Tefekkür ederek bilir. Buna ilmi ledun ve ilmi rabbani de denilir. İlmi kelamcılar dersin başında hiçlikten ve konuştuk ya, ona ilmi ledun derler. Hızır Aleyhisselam temsilcisidir. Şu anda konuştuğumuza da ilmi rabbani denilir. Arif ise, arif kimdir? Ne konuştuk? Hakikat konuştuk, marifet konuştuk, irfan konuştuk, ilim konuştuk. Şimdi arif konuşuyoruz. Arif ise çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur alim. Bir işten iyi anlayan. Şimdi bitti bunlar. Malzemelerimiz bitti, dolgular bitti. Yol yapacağız. Demek aklın vazifesi esrar-ı ilahi ile aşına peyda etmek ve ona bağlanmak. Aklın sıfatları ise o esmaların marifetine, irfanına varmak. Mesela akıl Allah'ın ilmine, marifet ise meratiplemek, mertebeleriyle marifet kazanmak. Yani ilim mutlak ve muhitle aklı bağladıktan sonra, yani ilim aklı mutlak ve muhite bağlıyor. İlim aklımızı mutlak ve muhite bağladıktan sonra marifet ve irfanla kendi aleminde muayyenleştirmek. Yani akıl Allah, subut-i sıfat ilim. Yani Allah ve akıl. Bu Allah ile bizim aramızdaki bağ, kelam dediğimiz içerisinde ilimdir. Allah ile aklı bağlayan ilim, bağladığı zaman akılda ortaya ne çıkıyormuş? Akılda şu çıkıyor, bağlandıktan sonra marifet ve irfanla kendi aleminde o manalar muayyenleşir. Bu konuda istidat ve kabiliyetlerinin inkişafı nispetinde arif sahibi denilir. Şimdi bende yazılım istidat, Allah'ın ilmi, Allah'ın subuti sıfatı, bende istidat. İstidatlarımı Allah ile bağlayan bendeki alet akıl, Allah'ta ilim. Bende akıl, Allah'ta ilim. Bağlandığı zaman bende marifet ve irfanlık çıkıyor. O inkişaf nispetinde bu irfan ve marifette inkişaf ederse ben arif oluyor. Arif. O zaman yeni bir erkek çocuğu olursa birisine Arif-i Nur koyun. Kız olursa Zeynep Arif. Arif konulmaz mı? İlla Arif diyeceğiz. Neyse bana bakmayın. Deliye bak, kale almayın. Akıl ilme, zeka marifete. Marifet de irfanda. Marifet de irfanda. Aklın sıfatlarındandır. Marifet ve irfan aklın sıfatlarıdır. İşte aklın bu sıfatları aklına yardım ediyor ve hitap ediyor. Misal şu Allah 120'de kendi aklına dedi ki, kim diyor? Kim diyor, bak gördünüz mü? Kendi aklına dedi. Kim dedi bak şimdi? Allahu alem bunu marifet, arif ve zekaveti diyor. İnsan aklına nasıl der? İnsan arif olduğu için marifeti, arifliği, irfanlığı, zekaveti aklına diyor. Nasıl sıfatlarımız aklımıza yardım ediyor gibi, aynı böyle. Bir delilim de şu, aklına dedi ki, istiyorum,
bir delilim daha. Şualar 127. Sonra o dünya seyyahın kendi aklına dedi ki, ne demek? Marifeti, fikri ve zekavetiymiş. Akla söyleyen kim? Marifeti, fikri, zekaveti aklına söylüyor. Devam ediyor Risale'de bir metin. Aradığını ondan sormak için asıl saadeti beraber gitmeliyiz. Asıl saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi. Metin bitti. Bunu nasıl giriyor? Hayal değil ha. Peygamberimizi vazife başında görmeliyiz. Aklıyla gitti. Nasıl gitti? Kim gitti bu? Aklıyla beraber o aleme gitti. Vazife başında bizzat görüyorsun. Yani anladı, bildi, keşfetti, kitap okudu demiyor ustad. Hadi diyor o zatı Cezilü'l Araba. Vazife başında bir seyahat edelim. Gel diyor, aklıyla beraber gitti. Yani kim yapıyor bunu? Akıl marifete, irfanına, fikrine, zekavetine biniyor. Akıl uçuyor. Sonra Halik'imizi ondan sormalıyız diyerek tarihe başladı. Gene tarih aklın sıfatı. Çok bereketli bir yer maşallah. Demek ki aklın kanadı yok. Ayakları var. Ne yapıyor? Kanadını kim takıyor? Marifet, irfanlık, ariflik. Marifet ve irfanı pekmezle tayini koyar gibi bir şey yapalım. Pekmezle tayin, pekmez değil, tayin de değil, macundur. Ha, marifet ve irfanı koyun, karıştırın, arif. Evet. Tahari de aklın sıfatı. İkin diyen ne var? Benim burada. Hasan abi, bizde 20. sayfadan sonrası yok. Yok mu? Oo, çok kötü. He, o zaman göndereyim hemen size. 1-2 sayfa gönder. 1-2-3 hemen çek. Meclis-i Nurani'ye gönder. Ondan sonra hem sohbet edelim. 1,5 saatim var, tamam, anladım. İkin diye. Ama saatim de geldi değil mi? 2 ile 4 arası, ama bir sayfa da okusam iyi olur sizinle. Çünkü o şeyde akıl şeyini yedik, yani hakkını yedik. Isınalım diye av yapacağız diye avlandık. Hiç gönderdim, hemen başlayalım. Ver. Ver bize. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, size geliyor ama ben okuyayım, kaybolmasın. Size geliyor, açın hemen. Şualar 129, şualar 218. Elbette hiçbir cihette yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Yani bir sayfa okuyacağım arkadaşlar, yani bir yüz. Öteki tarafı geçmeyeceğim, bir yüz. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Abi birkaç kere sordunuz. Aklı başına aldayken kim aklı başına alacak, kim aklı başına alacak? Abi gök, zemin ve dağ almaktan çekindikleri emaneti kim aldıysa alacak olan da olur abi. Harika. Evet. Bütünselliği değil mi? Evet. Yani gök, dağ, dağ, zemin. Öyle miydi? Sıra. Gök, zemin, dağ mıydı? Zemin, dağ. Ha, zemin. Gök, zemin, dağ. Sırayı çok önemli. Gök, zemin, dağ. Ha? Bu üçü bütüne en iyi getiren şeydir. Resul'dur. O sistemin adı nedir? Risalet. Maşallah. Neyse. Şualar 129, şualar 218'in bütünselliğinden okuyorum. Elbette hiçbir cihette yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Anlamak aklın sıfatıymış. Ya
Yani o aklın sıfatı sayacağız ya 30-40 tane. O zaman diyeceğiz ki tahari, anlamak, marifet, irfan, arif, aklın sıfatı. Ya nereden çıktı? Böyle lime lime dokumaktan çıktı. Şu anlar 133. İşte asr-ı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuriyeden aldığı derse kısa devam ediyor. Bu seyahati marifetiyle yapıyor. Kalbiyle ve ruhuyla yapıyor. Bu insan irfan sahibi arifsa arif şahıs denir. Bu seyahati yapana irfan sahibi arif şahıslar yapar. Kabiliyeti marifete dönüşmüş insanlar yapar. Şualar 200. Madem hakikat budur, ya aklını çıkart at, hayvan ol kurtul. Veya aklını imanla başına Kur'an'ı dinle. Bitti. Ne demek? Aklın aklına hakim olabilmesi için, bu çok önemli arkadaşlar. Belki güzel olur bu. Çok belki psikolojimize de şey, kafam hep öyle çalışıyor. Aklımıza nasıl hakim kılacağız? Aklına hakim olabilmesi için vahye tabi olması lazım. Kur'an'a tabi olmayan akıl aklına bela olur. Bu aklının izacından, tahakkümünden kurtulmak çok zordur. O zaman imanla aklını başına alırsan, yani Kur'an'a tabi yaparsan, eğer iman etmemişse zekaveti aklına hakim olur. Akılla hareket ettiğini zanneder, oysa zekavetiyle, fikriyle ve irfanıyla hareket eder. Bunun adı da sıkıntıdır. Sıkıntı da bilin ki aklımız değil, zekavetimiz bize hakimdir demektir. Şualar 202. Peki akla nasıl getireceğiz? Aklı vasata getirmenin yollarını okumuştuk epey. Yani sen kendin aklına hakim yapamıyorsan, yapanlarla sohbet-i ifan, tilaveti Kur'an, münacat-ı Rahman yapın. Bu ulemanın formülüdür. Şualar 202. Şey vardı. Hem bir teneffüs. Doktorum hatırlar. Ders bittikten sonra ben Harun Türk geldi. Doktorla cumartesi dersi bittikten sonra selam olsun. Boğaz'a giderdik. Salep içerdik. Cumartesi o anafordan, o fırtınadan sonra. Orada ne oluyordu? Yani o ortam, ders ortamı, o anafor hepimizi yapılandırdı. Bir de üçümüz böyle birbirimize sirayet, inikas, insiba ve temes, inikas. Dört tane sistem işliyordu, daha şey yapıyordu. Farklı alemlere sokuyordu. Şualar 202. Niçin söyledim bunu? Aklın aklına hakim yapamıyorsan, yapanlarla ya inikas, ya insiba, ya sirayet ettir. Yani sohbeti ihvan, tilaveti Kur'an, münacatı Rahman. Son şeyimiz. Ondan sonra konuşuruz. Şualar 202. Eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için. Böyle o tek davayı kazanmak. Allah nedir alemimizde? Alemimizde ne kadar Allah hayalden çıkmışsa, Allah zan, böyle bilgilerde, Allah alemimizde ne ifade ediyorsa, o kadar böyle haberlerden, şeylerden uzak olur. Çünkü niye? Allah, kaybetmek var bu işin ucunda. Nereden söylüyorsun? Kastamonu 38'de ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur, ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Niye kalbini söylüyor? Kalp tarafkirliktir. Kafire taraftar olur haberlerle.
Aklını dağıtır, manevi divane olur, doğru yorumlayamaz. Olumsuzluklara odaklanır. Haber bülteni demek olumsuzlukların bültenidir. Olumlu olamaz. Olmaz. E var bir tek tük, o kadar da ahmak olmayalım diye koyuyorlar içine. Neye benziyor? Oltaya misina çıplaktır. Balık bile, hayvan bile o kadar hayvan değil. Çıplak misine yemez. O çıplak misineyi kamufle ederiz. Yediririz o yemi ta ki kendisini yiyelim diye. Yediririz ama kendisiyle beraber yemimiz de geri geliyor. İşte haberlerin içerisinde müsbet birkaç tane konması misinanın ucundaki o çengelin kamuflesi demektir. Onun için haber bülteni demek olumsuzlamak bültenidir. İnsanın içsel alemini çökertmek, tarafgirliklerini istediğim gibi kanalize etmek demektir. İçsel alemini çökertip tarafgirliğini istediğim gibi yapmaktır Zendeka Komitesi'nin. Onun için haber bültemi de olumlu bir şey olmaz. Bir de okuyayım. Eğer Alman ve İngiliz kadar kuvvetli ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bitti. Aklı başında olup olmadığının bir alameti de imanı kazanmak veya kaybetmek davasında olur bu adam. Bunun derdi imanı kazanmak ve kaybetme davasında olur. O nispetle aklı başındadır. Ahireti düşünme nispetinde aklı başında olur. Kur'an'da da hep aklınız yok mu diyor. Düşünmezler mi? Ne kadar da az düşünüyorsunuz gibi fezlekelerle Kur'an hatime vererek aklı olumsuzluklardan, kalbi yanlış tarafkirliklerden kurtarmak içindir. Burada bitiriyorum. Cenab-ı Hak hakla haklanmayı, Cenab-ı Hak'taki o hak ismi azami derecede tecelli etmesini, aklımıza marifet, kalbimize muhabbet, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tub aleyne ya tevabu ya kimu tevbeten nesu'a liyakum minellezine fealu fahişeten evzela manfusekum. Zekerullah festağfelu li zunubi ve miyafiru zunubi ilallah. Estağfurullah el azimel kerimel lezi la ilahe illahu. El hayyul kayyum ve etubu ile isvanu. Rabbena atina fid dünya seneten ve fil ahireti haseneten kın azabennar. Rabbena filli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme lekumil hisab. Allahümme la tuhricna mine dünya ile ma şehadetim vel iman. Fensurna alel kavmil kafirin gufranike rabbena ve ileyke mesir. Elf elfi salatu ve elf elfi selamun aleyke ya Resulallah. Elf elfi salatu ve elf elfi selamun aleyke ya Habiballah. Elf elfi salatu ve elf elfi selamun aleyke ya emine vahhinna. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyke ve medine. Yâke namudu ve yâke nesta'in. İhtine sıratel mustakim sıratel nezine nam talim ve ilil mağdubi aleyhim ve neddollin. Amin, amin, amin. 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 Ne haber, nasılsınız? Bir yazılara bakayım mı? Bakayım ne yazmışsın. İman davasına kuvvet sesler dönemi demek ki. Subhanallah vekil ikinci asr. Bakayım bir de Kaca Levent reis bölümdeyse buradaki bilgilerin de asıl benim değil. Onun aynası olduğum için bende gösterdiği bilgilerdir deyip ona vermektir. Bu da hiç enderiç olur. Bir de ne dedik? İkinci bölümdeyse bendeki bilgilerin de aslı benim değil. Onun aynası olduğunu için bende gösterdiği bilgilerdir deyip ona vermektir. Bu da hiç ender hiç olur. İnsan aklı olarak bu meseleyi anlamak için sülük eder. Aklın en son vardığı yerde akıl devre dışı kalıp, aklın en son vardığı yerde, güzel bu. Devre dışı kalıp hali ve vicdani bir karar ile tasdikleyebilir. Aynama düşen bunlar. Evet, Ali bir şey diyeceksin kardeşim, sesin açık. Abi selam aleyküm diyecektim. Aleyküm. Allah razı olsun diyecektim. Allah razı olsun. Abi bir tane sağ olasın.
Hani bayağı var. Reis, Levent Reis yazmış. Bayağı var. Şimdi onları okuyamam. Bayağı yazmış. Evet, burada kesiyorum. Merak, suallerin aklı muhatabı al. Merak ve sualle aklı... Abi bir sual sorabilir miyim? Sor. Ondan sonra Fatih'e çekelim. Ahmet Seyit, Peygamber Efendimiz'in, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in aklıyla miraca çıktığından bahsetti. Kim? Halbuki Ahmet Seyit öyle dedi sanırım az önce. Ahmet Seyit öyle bir şey demedi. Nasıl diye aklıyla çıktı mı dedi? Yok bak. Ne dedi Ahmet? Ben de anladım. Ahmet ne demiştin?